Uhud Dağı'nın içlerinde, kayaların arasında bir kuytuluktayız. Burası öyle zannediyorum ki birçoğumuzun, hemen hemen hepimizin ilk defa göreceğimiz bir yer. Ben de ilk defa gördüm. Mihras dediğimiz su birikintileri meydana geliyor kuytuluklarda. İşte onlardan birisi. Bundan çok vardır belki Uhud Dağı'nda, ancak burasının bir önemi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Dağı'nda yaralanınca, hani Hazreti Fatıma annemiz Medine'de Muhammed öldürüldü yalan haberini duyunca sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Fatıma anamızın aklı yerinden çıkacak gibi oldu. Birçok Medineli kadın gibi Hazreti Fatıma anamız da koşa 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 Uhud'a geldiler. Resulullah'ı arıyorlardı. O dişinin tedavi edildiği küçük kuytulukta Resulullah'ı buldu. Babasını buldu. Baktı ki Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin, Nebiler Nebisi'nin yüzünden yara almış, iki dişi şehit olmuş Hazreti Peygamber'in. Hazreti Fatıma o halde görünce aklı yerinden çıkacak gibi oldu. Peygamber babam dedi. Canım babam, sana ne oldu öyle dedi. Hazreti Resulullah aleyhisselam ve sahabe efendilerimiz peygamberin etrafında. Biz orayı Uhud'un mağaranın içinde tedavi edildiğini biliyorduk. Ancak bu bilgimizi Medine'deki kardeşimiz, bize refakat eden Mahmud Sami Taylan kardeşimizin, hocamızın bilgimizi tasih etmesiyle o bilgimize format atmış olduk. Önce küçük kuytulukta Fatıma anamız Resulullah aleyhisselam başını koymuş. Başının izi bile duruyor hala. Orada hala mis gibi gül kokusu insanın içine işliyor. Resulullah'tan kalma hatıra gibi. Afganistan'dan, Pakistan'dan, dünyanın değişik yerlerinden gelen Müslümanlar orayı halen ziyaret ediyorlar. Orada Hazreti Fatıma Resulullah'ın yüzünü kan içinde görünce kocasına çıkıştı. Hazreti Ali Efendimiz'e, Ali dedi, ne duruyorsun dedi. Ali niye bekliyorsun dedi. Hazreti Ali ve diğer Müslümanlar, hani bir anda insan kitlenir ya, şaşkındı yani, ne yapsın ki şu anda, kim ne yapabilirdi? Hazreti Fatıma işte akıl akıldan üstün. Ali dedi, git su bul dedi, babamın yüzünü yıkayalım, kanın durması için su bastıralım. Hazreti Ali, demek ki Medine'de 3. yıl ya, buraya daha önce gelinmiş demek ki. Hazreti Ali o mağaranın altındaki küçük kaya oyuğunun olduğu yerden, Peygamberimizin dinlendiği, tedavi edildiği, dişinin tedavi edildiği yerden, vadilerden 400-500 metre burası yaklaşık, oradan itibaren koşa 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 burada su birikintisini biliyormuş. Çünkü öyle marketlerden, bakkallardan su alma diye bir şey yok. Suların nerede olduğunu bilmek zorundasınız. Bu kuytulukların nerelerinde mihraslar var, onu bileceksiniz. Hazreti Ali Efendimiz de radıyallahu anh, Seyyidina Ali burayı biliyormuş demek ki, koşarak buraya geldi. İşte buraya biz bugün bunun için geldik. Hazreti Ali'nin su aldığı yer.